Evet arkadaşlar, Gurbet Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bit pazarı videosuyla karşınızdayım. Güzel bir güneşli havada. Bugün 5 Mart Cumartesi. Videomuz başlasın. Haydi gidelim bakalım bugün bizi neler bekliyor bit pazarında. Tezgahı kurmuş amcam. Bit pazarı baya kalabalık. Gördüğünüz gibi iğne atsan yere düşmeyecek neredeyse. Bu arada saat 11. Yani bit pazarının 2-3 saati kaldı sadece. Ona rağmen felaket bir kalabalık var. Oo, maskesiz girilmiyor yine. Evet. Maskeyi takıyoruz yine. Maske takalım. Penguen maskeyi taktık yine. Evet, pazarına girdik. Bilmiyorum, delin mi? Millet götürüyor. Bugün elbise, ayakkabı çok herhalde. Kablolara. Selam aleyküm Ömer amca. Aleyküm selam. Afiyet olsun. İsparta, İsparta. Hacı Fenheim'da. Bugün gelmedi. Aleyküm selam. Giderim. Canım, gülüm. İyi misin? Elhamdülillah. Hamdolsun. Arkadaşlar penguen maskeyi çıkardım. Ortopedik maske taktım. Yani insan bunalıyor ya. 2 dakika takamıyorsunuz. Şeyleri görüyor musun yerde? Su şişeleri. Kolay gelsin. Bunları biliyorsun değil mi? Ne? Taş plak çalıyor bunlar. Biraz moderni yalnız. Onların biraz daha antikaları var. Aynen öyle işte. Onlarda müzik dinlemenin zevki başkasında yokmuş. Böyle hafif cızırtılı. Lan bu ne kalabalık ya. Dolmuşa var ya. Enteresan kalabalık. Yolumuzda yürüyemiyoruz. Arkadaşlar video çekerken böyle müzik çıktı mıydı? Şey olabiliyor. Orada. Ne oldu? Sahtesi ama baksana. Evet sahtesi. iPhone, Samsung. Evet. Bizim oradan işte Me Too. Samsung'dan aldığımız yerden. Onların malzemeleri.
Ne kadar? Bu sor. Sen mi? Kaç? Çok yeni. Sekiz. 20 euro. Ne oldu? 20 euro işte. Belki 10'dur. O öyle zaten ama yerine mi gideceksin şimdi? Gerçi gidiyoruz bugün. Bugün Aschaffenburg'a gideceğiz. Wittenberg. Tam yeri. Her gün kardeşimizi ziyarete gideceğiz. İşte geldik, sen şeyi teslim et. Emanete. Pekmez. Üzüm pekmezi söz vermişti annem. Donarşan'ın üzüm pekmezi. Antepli abimizin yeri. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ama çabuk, eyvallah. Bak başkası geldi. Ben sana korktum beni. O Noel babanın. Kaydı var. La dur la, dur. Acele mi? Acele. Nereye taktın bunu? Kaçmadım, dur var. Dur var, dur var. Şey, bakın. O benzinli bisiklet mi oluyor bu ya? Sattım baba, Hasan baba. Sattın mı? Ya, kaça sattın? Uydurduk işte. Kaç mı işte, söyle ya. Yeter duymasın, bizim hanım duymasın. Kaça sattın? 110 euro. 110 euro, iyiymiş. Vallahi 100'e ben aldım, vallahi diyeyim sana, iyiyim. Tüh, çok ucuz vermişsin ya. 100 verdim. Ucuz verdim, 10 euro. İyi bakalım canım, hadi. Sen de kere et tabii ki birazcık. Teslim ettin mi? Arkadaşlar geçen hafta lamba almıştık, ver bakayım. Harbiden maalesef işime yaramadı. Geri getirdim, onları geri vereceğim. Yani buradan bir şey aldığınızda geri de verebilme imkanınız var. Kamerayla beraber tutamıyorum. Arkadaş bugün var ya, Lumart müthiş ya. Sabah var ya, acayipmiştir burası. Sabahleyin büyük alıcılar geliyor, onlar toplayıp götürüyorlar güzel şeyleri. Ona rağmen iyi malzeme var. Afrika'dan, Gana'dan, Gambiya'dan, her yerden insanlar geliyor, alışveriş yapıyorlar. Kuzey Afrika, Arap ülkeleri, Maroko, Tunus. Buradan işlerine yarayan şeyi doldurup kırık dökük bakmıyorlar. Her şeyi alıyorlar. İşe yarayan ne varsa alıyorlar. İncir mi alacak? Ha, bir de o var, aynen onu da gösterecektim. Yok. O tam yani. Bu aşağı taraf. Yani taraf diyelim. Bu karşınızda bir lavuk var ya, o taraf değil. Araç park yerinin olduğu taraf. Nereden geliyor? Gıdayı görürsünüz zaten ya. Kalabalık şu anda zaten. Şey yazıyor mu? Kalabalık burası. Görürsünüz. İzmir'dir. Münih. Efendim? Abi siz kapıdan, normal girişten girin, sağa dönün. Sağa dönün, bizim ikinci sıra. Tamam. Arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Videonun sonuna yazacağım. Tahmininiz doğru olacak mı bakalım. Kurutulmuş meyve. Nazilli inciriymiş bunlar. Aydın Nazilli. Kilosu 30 euro. Bamya kurusu. İstanbul diyor ya.
Abi, tam yarısını. Başka şey falan istiyor musun? Ben eldiven de. Şu da çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Yarım kilo mu dedin? İçi, evet. İçinde az bir çikolata var. Antep fıstıklı. O ürünü tavsiye ederim. Çorapçı Mehmet abim vardı, meşgul. Müşteri para vermiş. Yırtık para yapıştırıyordu. Evet, şimdi biz yerimize geliyoruz. Aldığımız LED lambaları geri vereceğiz. 5 tanesini 10 euro almıştım. Maalesef olmadı. Aradaki sensörlü lambalar da çalışmıyor. Burada işte bu süper 10 euro demiş. Hı, bura bura daha o abi. Buradan alıştı. Lütfen. Alo. Hinten, hinten, dahi Sasha. Rodrigo. Alo. Şey olmuyor şeylere. O nereye gitti? Abi sensörlü lambalar için taktım da yanıp kalıyor böyle. Sönmüyor geriye. Olmadı. Nasıl? Sensörlü lambalar var ya. Onlara taktım ben. Lamba açılıyor şeyi sensörü ama kapattırmıyor sensörü. Yanık kalıyor. Vallahi kapanmadı. Büyük geldi. Büyük geldi de büyük gelmesi önemli değil. Bir şekilde sıkıştıracaktım ben onu da. Ya büyük geldi, küçük diyor. Küçük mü? Şey değil ama. Hangisi o? Hangisi o? Büyük geldi. Hangisi bakayım? Büyükleriydi. Başkası mı alacaktı onu? Orada bir şey var. Şuradan. Normal şeylerden var mı bu enerji ışıklı lambalar var ya? LED değil de eski sistem. Eski sistem. Onlardan taklı orada. Onlar oluyor. Buna tak, onu geriye takıyorum. Bu çalışıyor. Bunu takınca çalışmıyor. Yanıyor, yakıyor. Sensör yakıyor ama sensör kapanmıyor nedense. Allah Allah. Çok enteresan ya. Ben de şey yapmadım yani. Hani lamba oluyor ama. Lamba oluyor. Lambada bir problem yok. Şimdi ben ne yapayım şimdi? Boşsun diyor. Alo. Şey, koridora. Sibin ona. İşte küçüğü. Onun küçüğü. Bir tane lazım koridora. Ha. Şey, şurada altı wattlık var. Ya, o da mı LED? O da LED. Ha, LED olmuyor herhalde. Tahminim LED olmuyor. Enerji... Olur mu abi? Aynı dava. Bilmiyorum ya. Çalıştırma. Yani çalışıyor. Lambalarda sıkıntı yok. He. Lambalar yanıyor. Ne verdin? 10 lira mı verdin? 10 lira vermiştik 5 tanesini. Teşekkürler efendim. Satarken şey yapmıştı. Hiç problem değil ama birazcık şey yaptı, zorlandı. tabii ki yani buraya geliyor adam. Daha doğru bir para kazanmadan. Gerçi kazanmıştır ya. İyi satıyor bu adam. Oyuncaklar. Elimde çok cıvış cıvış yapıyor. Bak bu da en eski müzik çalarlardan. Küçük plak ama. Grundig'in. Ve onlarda böyle şey var. Aynı kaset gibi. Kaset böyle şeritler var. Onları takıyorsun. Onlardan çalıyor işte bir şekilde. Eski kasetler gibi aynı. Aslında bir şey lazım ya. Bor makine diyoruz ya. Delik delmek için makine. Bayağı zorlandım çatıyı yaparken. İyi bir şey bulursam alacağım. Oo, altın arama dedektör. Küçücük ama. Dastıydı o.
Selamünaleyküm. Selam abi, ne haber? İyidir, senden ne haber? Hani bilgisayar getirmemişsin hiç? Çok şükür. Haftaya inşallah. Sattın, bitirdin mi yoksa? Bir hafta bilgisayar, bir hafta bu. Bir beylan kartı vereceğim dedin, ne getirmedin daha ya? Görüşemiyoruz seninle de. Ondan sonra denk gelmedik ya. Evet. İnşallah getiririm haftaya. Tamam. Var mı güzel bilgisayar? Bir tane daha lazım. Öyle o tarzda. Ya beklersen. Ne kadar mı? Hangi tarzda? Single. 20 lira. Çalışıyor mu? Dikiş makinesi mi? Denemez. 20 euroya Singer dikiş makinesi. Küçük bir piyano. Getirin. Çalmadı. Kullanılmış boya malzemesini ne yaptı? Bu boyadan. Diğer kilo. Ceketlere bak. Başlayın. Ceketin zamanı bitiyor artık. Ceket bak. Balık üstte kadar? 25 euro kilosu. He? 25 euro. Karakovan balığı. Hayır şu. Petekler? Oo, tam annemin istediği karalarını. Hafif siyah bak, görüyor musun? Telefon açalım mı? Abla, bal alacaksın abi, şunu tavsiye ederim. 25 euro. Yok, Türkiye'deyim, var benim. Aa, hurmalar ne kadar? Bunun kartonu ne kadar? 50 euro. 5 kilo. Meçhul. 50 euro iyi fiyatı ya o. Şunları. Ne o? Portakal bunlar. Alalım mı? Ağaçları. Mandalina mı? Ha, mandalina. Portakal da var. Mandalina. Nasıl mandalina bu ya, portakal mandalin gibi? Şey ama bahçede. Türkiye 7 veren bu. Bunu ev içirdik ya. Ev içirdik. Ne kadar onun fiyatı? Kaç para o? O 70 euro. 20 euro'luk da var. Ha, onlar fidanları. He, 20 euro. Ama bunu evin içine dik saksıyı abi, devamlı şey... Onlar da mı evin içi için? He? Onlar da mı evin içine? Abi bunlar evin içi. Hmm. Ama bunu devamlı 12 ay verir evin içinde. Allah. 7 veren mi diyorlar? 7 veren. Bu verdikçe şey yapar, bak çiçek açıyor, gördün mü orada? Evet. Verdikçe, aldıkça şey yapar, aldıkça kendini yeniler. Aman. Büyük evin olacak. Koyacağım bir kenara şöyle, bahçeye çıkış yerine. Ömer Ali'ye alıverelim bir tane. Bakınız, ayakkabıya rağbet çok herhalde. Çok ayakkabı satıcısı var. Güzel mi sen ama sonuçta ikinci el. Her taraf ayakkabı. Bak burada da var. Ama hiç mi kullanmadın arkadaş bu ayakkabıları ya? Ha, bunlar yeni. Murat abiye. Hayır ama spor ayakkabı bunlar. Hayır, iş değil. Ha, şu kalın var. Bak onu öğrenmiş Nike. Çakma Nike. Ama burada da ayakkabı. Donanma ayakkabı var ha. Her yer ayakkabı. Bayan ayakkabıları da var burada. Tencere tava dolu. Hava çok güzel. Hava çok güzel. Ondan böyle kalabalık. Arkadaşlar burası zaten hava güzel oldu muydu? Full. Sabah 5'te gelmeniz gerekiyor. Eğer satıcı olarak bir şey satmak istiyorsanız, yerinizde yoksa erkenden gelmeniz gerekiyor. Yoksa yer bulamıyorsunuz. Oo, antikacı abimiz var. Takılar var. Ağlayan bir çocuk sesi duyuyorum. Ağlatmayın çocuğu ya. Ağlama erkeğim, ağlama. Almayacaklar sana. Abi bir telefon ya. Tamam.
Selamun aleyküm Şaban emmi. Şey gözüme çarpmadı ya, o yaşlıların sürdüğü bisiklet var ya, iki tekerlekli. Veya dört tekerlekli. Ben mi görmedim acaba? Hızlı geçiyoruz biraz. Arkadaş adam kamera çekti mi görüyor, illa araya giriyor ya. Ne yapayım? 16. Dunlop. Profilleri bayağı iyi. Ama benim arabaya olmaz. Yani benim jantlar olmaz. Sevgicimize de geldik. Bir şey alacak mısın? Buranın sahibi Allah'ın bilgisi. Allah'ın bilgisi. Abi fasulyenin tanesi 1 euro, 3 tane zeytin. Al 3 tane ekran, bir hediye. Bir ama bir tane bilir, alabilir. Problem yok. 3 tane mi atayım? 1. Herkesi 1 lira, 3 paket alırsan 2 lira. Bu 2 lira dayı, 3 tane. Allah'ını. Hiç çok 3 tanesi 1 lira ablayı. 3 lira işte kaynıyorum. Fasulyenin paketi 1 liraymış. 3 tanesi 2 lira. 3 tanesi 2 lira. Limon ne? Aynı euro. Limonun kaç para limon? Limonun 5 tanesi 1 euro. Size 6 tanesini alın. 6 tanesini. 1 minit. Ha şey. Allah. Bu kadar uzun. Rahat 10 metre var. Belki daha fazla. Hasan kardeşimin yeri burası. Halde yeri var, sakin diye. Cumartesi günlerde kalanları gidenleri getirip burada satıyor. Ayşe ben bir su makinesi gördüm. Şuna dikkat et. Koyuyorum buraya, tamam mı? Yenisini çıkarmış, eskisini koymuş bu için. Çocukum benim de çok merak ettiğim şey. Yenisi de bu. Arkadaşlar maydanoza benziyor bu. Maydanoz değil. Koryanda dedi. Almancası koryanda. Bilemedim Türkçesini. Google tercümeden baktım. Kişnişmiş bunun adı. Kişniş. Burada nane var bir de. Oo. Şeyden bile kokuyu alabiliyorsunuz. Ne güzel kokuyor. Turp, siyah turp. Alman neymiş? Kişniş, sana. Kişniş bunun adı. Ha, sana iki tanesini. Tamam. Kaç para vereceksin? Burada ben şimdi iki tane, şey, altı tane limon aldım. Tamam. Bir oydu. Başınca da 1.50 doldu. Ama ben 3 oydu. Hasan nerelerde ya? Gelmiyor mu buraya? Hasan gece çalışıyor ya, gelmiyor. He, öyle mi? Ne iş yapıyor gece? Başede haldeler ya onlar. Ha, tabii doğru.
Ben de orada çalışıyorum. Zelkros'tayım ben. Öyle mi? Evet. Ha, Hasan şey tanışıyoruz biz Hasan'la. Selam söyleyin. Zelkros'tan Hasan deyin. Söyle. Adaşını adaşın de eserin de biliyor. Oldu. Kolay gelsin. Sen diyorsun ki de sonra bu konuda. Bunlar üç, bunlar bir et. Böyle kaç para? Domates kim kadar? 3 1.50. Bunlar 1.50. Domatesin kilosu 3.50 3 3 lira. Ablam yerde olmasın. Vay lan vay. Türk parasıyla 45 lira. Bunlar lobi turşu. 1.5 euro olanlar turşulukmuş. Vermemiş. Bunlar 1.50. Bunlar. Neyse biz devam edelim. Burası hangi bot? Evet arkadaşlar, bit pazarından çıktık. Hiçbir şey almaya gelmedik ama yine bir 20 euro harcadık. Amcam hala çalıyor. Adam coştu. Bu ne yüklenmiş böyle ya? Abajurlar, tekerler, valizler, süpürgeler. Ya Romanyalı ya da Bulgar değil, Bulgarca değil. Romanyalı olsa gerek. Herkes yüklenmiş bir şeye gidiyor. Arkadaşlar böylelikle bit pazarı videom da bitti. Arabayı çekin. Hollanda'dan gelmiş nomadizm. Şeycilik diyor. Çobancılık. Nomadizm. Neyse böylelikle bit pazarı videomuz da son buldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Romanyalı tırın önünden hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Çamaşır selesine benziyor. Ablam aynı Hindistanlılar gibi kafasına koymuş götürüyor.